Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi katı cisimlerin 7 ve 8 numaralı testlerini çözeceğiz. Bu videomuzda 7 numarayı hemen aldım önüme dostum. Şöyle bir ayarlayalım. Odaklanmasını da bir ayarlayayım. Ve başlayalım. Bir dikdörtgenler prizmasında yüzey köşegenleri 7 santim, 8 ve 9 santim ise cismin köşegeni kaç santimetredir diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostum, dikdörtgenler prizmasının şöyle şurada bir çizmeye çalışayım. Şöyle rastgele bir tane bir dikdörtgenler prizması çizdiğimizde şöyle bir şey. Bu dikdörtgenler prizmasının dostlar 3 farklı uzunluğu var. A, B, C diyelim bu uzunluklara. Şimdi yan yüzeylerinin köşegenlerini söylemiş bize. Bakın şu tabanın köşegeni dediğimiz şey şu kare dikdörtgenin köşegeninden bahsediyor. Peki bu köşegeni ben nasıl bulurum? 7 santimmiş bunun uzunluğu. A kare artı B kare eşittir 7'nin karesi diye bulabilirdik değil mi dostum? A kare artı B kare eşittir 7'nin karesi yani 49. Peki şu yan yüzeyin köşegenini bulalım. Onu da şu Pisagor'dan bulacağız hemen. O da B kare artı C kare eşittir. Bu da 8 olsun mesela. B kare artı C kare eşittir 8'in karesi 64 diyecektik. Son yüzeyimizde bize dönük olan şu öndeki yüzey olsun. O da A ile C'nin kareleri toplamı. Yani A kare artı C kare eşittir 9'un karesi 81 olacaktı. Cisim köşegeni dediğimiz şey kök içinde 3 farklı ayrıtının kareleri toplamıydı formül arkadaşlar. Bu da cisim köşegeninin formülü. Unuttuğunuzsanız eğer hemen konu anlatım videolarıma bakın katı cisimlere. Oradan bir daha bir hatırlayın dostlar bunların formüllerini. Şimdi bize A kare B kare C karenin toplamı lazım. O halde şu verilen eşitsizliği denklemi pardon üst üçünü de alt alta toplayalım. Bakın ne geliyor? 2 tane A kare geliyor. 2 tane B kare geliyor. 2 tane de C kare geliyor. Eşitmiş. Şurayı toplayalım. 9, 10, 14. Elde var 1. 10, 18, 19. Şimdi hemen bir de 2'ye bölersek bunu. Şöyle 2'ye böldüğümüzde 9 kere 2, 18. Elde var 1. Çıkarttık. 14 de 7. 97 geldi. A kare, B kare, C karenin toplamı 97. Bize ne lazım? Kök içindeki hali lazım. Demek ki kök 97. Yani bir numaralı sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. 2 numaraya geçtik. Diyor ki taban ayrıtı 3 kök 2 santim yüksekliği 10 olan kare dik prizma ile. Bu kare dik prizmaymış. Demek ki tabanı kareymiş. O zaman bu da 3 kök 2'dir. Ve taban yarıçapı 3 santim olan dik koninin hacimleri birbirine eşittir. Koninin yüksekliği nedir diye bir soru soruyor. Hemen koninin yüksekliğine h diyelim. İkisinin hacmini bulup birbirine eşitliyorum dostlar. Peki prizmanın hacmi neydi? Tabanın alanı. Şu tabanımız alanı çarpı yükseklik. Taban alanı kare olduğu için 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 yani 18. Bir de yükseklikle çarpıyorum 18 çarpı 10 yani 180 yaptı bunun hacmi. Eşitmiş neydi bu koni? Koninin hacmi piramitlerin hacmi neydi dostlarım? Taban alanı yani şuradaki dairenin alanı çarpı yükseklik bir de bölü 3 vardı. Taban alanı pi re kareden 9 pi. Çarpı yükseklik h bir de bölü 3'ümüz var dostum. Evet şu 3 ile 9'u sadeleştirelim. Burada ne kalacak? 3. 3 ile 180'i sadeleştirelim. Burada 60 kalacak. Pi'ye de bölelim her iki tarafı. 60 bölü pi eşittir h gelecek. Sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı dostlar. 3 numaradayız arkadaşlarım. Düzgün kare piramitmiş bu. O zaman tabanı kare olacak. Şurası da 6 kök 2. Piramidin hacmi nedir diye soruyor. Piramidin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Bizim yüksekliği bulmamız gerekiyor o halde şimdi. H diyelim. Bölü 3'tü. Taban alanımız 6 kök 2 çarpı 6 kök 2. Yani 72 yapar bu. Çarpı yükseklik H bölü 3 olacak dostlarım. 3 ile de 72'yi sadeleştirelim. 24 kalsın. Yani sorumuzun cevabı 24 h gelecek. O zaman h'ı bir bulalım.
Şimdi haç dediğimiz piramitlerde, düzgün piramitlerde yükseklik tabanın tam ağırlık merkezine inecek. O halde ağırlık merkezinden şöyle yan kenara bir doğru çizersek tabana paralel olacak şekilde, bu da buraya dik olacak. Tabii ki tam ortada olduğu için ağırlık merkezinden dolayı burası 3 kök 2 olacak. Dostum hatta buraya mı çizelim? Yok, şu köşegene çizelim arkadaşlar. Şöyle çizelim. Köşegenimizi çizelim. Buradan direkt bulacağız çünkü onu vermiş bize. Şu kenarların her biri 10'muş dostum. Peki burası da yükseklik. 6 kök 2. 6 kök 2 ise kök 2 katı olacak burası, 12. Hatta bu 12'yi de 6 6 diye köşegenimizde 2'ye böldü yükseklik. 6 8 10. Demek ki haş dediğimiz şey 8 gelecek. Buradan da bulabilirdik dostlar ama bir tık daha uzun işlem yapacaktık. Köşegenden bulmak daha mantıklı geldi. O yüzden hemen çevirdim. Yüksekliği de 8 buldum. O halde sorumun cevabı 24 çarpı 8. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 2 16 3 de elde 19. 192. Yani 3. sorunun cevabı C. 4 numaraya geldik. Dikdörtgenler prizmasında bilmem ne bilmem neye eşitmiş. Buna göre piramidin, mavi piramidin hacminin dikdörtgenler prizmasının hacmine oranı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz şu kenarlara isimler verelim. A diyelim. A. Şuraya B diyelim. Şu arkadaki uzunluğa da C diyelim. Yani şuraya da C demiş olayım dostlar. Şimdi piramidin hacmi. Tabanını şuradaki üçgen seçiyorum dostlar ben. Şu bir dik üçgen. Hemen bulurum alanını. Taban alanı A çarpı B bölü 2 çarpı yüksekliği şu uzunluk yani C, bir de bölü 3 vardı. Onu da 1 bölü 3 diye çarptım. Bu piramidin hacmi bölü prizmanın hacmi. Taban alanı B çarpı C tabanını oluşturuyor. Şu yerdeki taban B çarpı C. Yüksekliği de 2A arkadaşlarım. Hemen yazdık. Bakın ABC'leri sadeleştirirsek yukarıda 1 bölü 6, aşağıda da 2 kaldı. Hatta 1 bölü 2 diye de ters çevirelim bunu. 1 bölü 12 geldi bunların oranı. Geldik 5 numaraya. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında 4 var, 6 var, 8 var. Buna göre prizma içine hiç boş yer kalmayacak şekilde en az kaç küp yerleştirilir? Dostlar bu sorudan biz obebokeh konusunda da çözüyorduk arkadaşlar, hatırlayın. Bu şimdi bunu karıştırırsanız büyünün hacmini, hani bir büyük prizmanın hacmini küpün hacmine bölecek şekilde de yapabiliriz ama o zaman eş küp demesi gerekirdi. Bunun eş küp demesiyle eş küp dememiş, bakın bu soruda aralarında fark var. Şimdi o halde nasıl çözeceğiz öğretmenim bu soruyu? Bir kere en az küp yerleştirmemiz için küpleri mümkün olduğunca büyük seçeceğiz. Bakın şu tabanı 6 ile 4 ya tabanı. Şuraya şöyle bir çizseydim ben. Sadece kareyi çizeyim. Üstten görünümüymüş gibi düşünün bunu. Şurası 6, burası 4. Ben buraya en büyük kareyi çizmek istesem, karenin bir kenarını 4 birim yaparım. İşte en büyük karemiz bu olur arkadaşlar. Yani şu tabana şöyle bir kare çizdim arkadaşlar. Şu tabana bir kare çizdim. Ve bir kenar uzunluğu 4 birim oldu bu karenin. Peki küp haline çevirsek bunu, yukarıya doğru da küp olması için benim ne yapmam lazım bu keratanın? Yüksekliğini de 4 almam lazım. Şöyle bakın, 4'de 4'lük bir küp çizdim. Çizebileceğim en büyük küpü çizdim. Peki yukarıya doğru yükseklik 8 olduğu için bundan kaç tane daha çizebilirim ben? Bir tane daha çizebilirim. Yani üst üste en fazla 2 tane küp çizebilirim buraya dostum. Çünkü yüksekliği 8, bir kenarı 4 olduğu için bakın 2 tane buradan çıktı. Peki hocam şurası 4 ise buraya da 2 birim kaldı. Bakın şurada da 2'ye 2, 4'e 4'lük bir dikdörtgen kaldı. Bunu da tam orttan 2'ye böleriz. 2'ye 2'lik bir kare oluşturmuş oldum burada. Yani şurada da göstereyim. Şunu 2'ye böldüğümde bakın şurada bir tabanı 2'ye 2 olan bir kare oluşturmuş oldum. Peki bundan yüksekliği kaç santimdi bunun? 2. Peki bu küpten kaç tane çıkarım yukarıya doğru ben bu şekilde? 4 tane çıkabilirim arkadaşlarım. 4 tane de bundan çıkarım. Yani 4 tane buradan gelir. 4 de tam bunun arkasında, yani şuradaki kareyle şuradaki karenin üste doğru şöyle yukarıya doğru 4'er tane daha çıktığını düşünün size doğru arkadaşlarım. 4'er tane daha geldiğini düşünün.
4 buradan. 4 arkasından 8 tane buradan gelir dostlarım. 2 tane de büyük küp, 4'e 4'lük küp burada bulmuştuk. 8 artı 2'den en az 10 tane küp yerleştirebiliriz biz bunun içine. 6. sorumuz dostlar. Şekildeki özdeş küplerden oluşturulmuş platformun hacmi 48'dir. Buna göre platformun yüzey alanı nedir? Şimdi kaç tane küp var burada ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 tane küpün hacmi 48'miş. O halde 1 tane küpün hacmi 8. Küpün hacim formülü A küptü. A küp 8 ise küpün bir kenarı 2. Yani şunların her biri 2 geldi dostlarım. Şimdi yüzey alanını soruyor. Biz hemen şuna bakacağız. Kaç tane kare var? Tam önümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var. Bu önden baktığımda. Arkadan baksam yine aynısını göreceğim arkadaşlarım. Şu taraftan baktığımda 6 tane de oradan göreceğim. 12 tane ön ve arkadan var. Şimdi sağ taraftan baktığınızı düşünün. 1, 2, şu 3'ünü görüyorsunuz. 3 buradan. Sol taraftan baksam da buradakinin aynısını göreceğin için 1, 2 şunun yanını, 3 de şunun yanını görüyorum. Yani 3 de bu taraftan gördük. 3, 3 daha, 6 tane daha kare gördüm. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru bakalım. Bakın bir şunu görürüz, bir şunu görürüz, bir de şuradaki parçayı görürüz. Yani 3 tane. Alttan yukarı baktığımda da 3 tane göreceğim dostum. Demek ki 3, 3 daha, 6 tane daha gördüm. Toplamda kaç tane kare görüyorum? 24 tane kare. Peki karenin bir kenarı 2 olduğu için bir tanesinin alanını 4 diyebiliyoruz. 4 tane 24'tür tüm yüzeyin alanı. O da 96 yapar dostlar. Evet, ilk 6 soruyu gömdük. Geldik 7 numaraya. Diyor ki 7 numarada. Şekildeki kamyonetin kasasına ölçüleri bilmem ne bilmem ne olan 64 tane, bilmem ne bilmem ne olan 32 tane dikdörtgenler prizma şeklindeki koli hiç boş yer kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre kamyonetin kasasının ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Tamam, şu resimle işimiz yok. Şurayı da bir çözmeye çalışalım soruyu. Şimdi dostum, bir tane şu konilerin hacimlerini hesaplayacağım. Şimdi 0,5, 0,5, 0,5 ya. Bu bir küpmüş herhalde. 0,5 demek 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yapar bunun hacmi. Bu bir tanesinin hacmi. Bundan 64 tane var elimde. Çarpı 64 diyorum. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Şu 64 ile sadeleşirse 8 tane 8'miş bu şunların hacimlerinin toplamı 8. 8 buradan geldi. Diğerine bakalım. 0,5 yani 1 bölü 2. 0,5 yani 1 bölü 2 bir de 1. Çarpı bundan da 32 tane varmış. 2 kere 2 4. 32 ile sadeleşirse 8 hacim de buradan geliyor. Yani tüm hacim kutuların bütün hacmi toplam 16 metre küp oldu arkadaşlarım. 16 metre küplük hacimleri var kutuların. O zaman kamyonetin kasasının da hacmi 16 olacak ki İçine sığdırabileyim. Daha doğrusu en az 16 olacak arkadaşlarım. O halde bakalım. Şunun hacmi kamyonetin ölçülerini vermiş. 1 kere 2 2, 2 kere 2 4. Bunun hacmi 4. Bu olmaz. Küçük kalır. 4 kere 2 8. Bu da olmaz. Küçük kalır. 2 kere 2 4. Bu da olmaz. Küçük kalır. Zaten Bursa ile Adana tıpatıp aynı herhalde. Şuna bakalım. Denizli'ye 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. İşte Denizli olur arkadaşlar. Denizli olduğu takdirde hiç boş yer kalmayacak şekilde sığdırabiliriz. Evet, bundan daha büyükler de olduğunda içine sığdırırız ama mesela şunun hacmi 6 kere 4 24 48. Bak burada bizim hacmimiz 16. 48'e koyduğun zaman 32'lik hacim boş kalır. Bunda bayağı bir boş yer kalıyor. Bu da olmaz o yüzden. Evet, geldik 8 numaraya. Bir okuyalım 8 numarayı. Aşağıda yüzeyleri birbirine farklı renklere boyanmış bir dikdörtgenler prizmasının açılımı verilmiştir. Bu dikdörtgenler prizmasından ikisi kullanılarak oluşturulan şeklin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostlar, bu şekilde yan yana gelenler hangileri, karşılıklı olanlar hangileri, buna bakmamız lazım. Şimdi bir kere ortak kenarı olanlar, kenarı veya köşesi olanlar mutlaka yan yana gelecek. Şunu demeye çalışıyorum. Bakın pembe ile siyaha bakın arkadaşlar. Pembe ile siyah. Hiç ortak bir kenarı var mı? Yani şu pembeyi oluşturan şu dört kenardan biri
Siyahın da bir kenarı mı? Hayır değil. O zaman bunlar yan yana gelmeyecek. Üst üste gelecekler. Yani biri üstte ise diğeri altta olacak. Tamam mı dostum? Mesela sarıyla karşılıklı olacak yani. Sarıyla maviye bakın. Hiç ortak kenarı var mı? Yok. Arada pembe var hatta. Kesinlikle ortak kenarı yok. O zaman bunlar da karşılıklı olacak. Yeşille beyaza bakın. Bunlar da karşılıklı olacak. Ama pembe ile beyaz yan yana olabilir. Yani yüzeylerden birisi pembe ise hemen yanındaki, ya sağındaki ya solundaki beyaz olabilir. Ya da biri pembe ise hemen sağındaki solundaki yeşil olabilir dostlarım. Bunun gibi bir şey. Şimdi şekildeki görünüm de bu arkadaşlar. Bakın bu şekilde verilmiş. Üst üste bundan iki tane koymuş bizim için. Peki buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi bu şekle ait olabilir diye bir soru sormuş bize de dostum. Peki bakalım. Şimdi neler göreceğiz burada? Şuna bakalım. Sarıyla beyaz yan yana gelmiş dostlar. Sarıyla beyaz. Bakın sarının hemen sağında beyaz var. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Sarının hemen bu tarafında beyaz olabilir. Maviye bakın. Mavinin de hemen sağında beyaz var. E mavinin sağında beyaz olamaz ama hocam. Çünkü hani sarının sağındaysa mavinin solunda olması lazım. En azından bu tarafta olması lazım. Yani şuranın yeşil olması lazımdı. O halde bu olamaz dostlar. 8'i eledik bir kere kafadan. Şey, birinci soruyu, birinci şeyi eledik. Şuna bakalım. Şimdi diyor ki sarının yanında yeşil olabilir. Evet bakın sarının hemen solunda yeşil var. Tamam, sarının hemen yanında. Çünkü bunlar birer köşeleri ortak. Şu köşeleri yan yana gelebilen şekiller. Sonra mavinin de hemen yanında şey olması gerekir diyor dostlarım. Mavinin de hemen yanında yeşil. Evet tamam, mavinin de yanında yeşil olabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. E o zaman bu olabilir arkadaşlar. Hatta siyah da bakın üste gelmiş. Tamam, siyah sarıyla yeşile dokunuyor üst kapağa geldiği zaman. Tamam, bu da olabilir. Bu olabilir. Şuna gelelim. Sarının hemen yanında beyaz var. Tamam. Beyazın hemen yanında da bakın burada yeşil var. Aa, bu gitti. Beyazla yeşil neydi kardeşlerim? Karşılıklı olacaktı değil mi? Beyazla yeşil. Bu olmadı arkadaşlar. Çünkü beyazın hemen yanında yeşil olmaz. Beyazın şu tarafı yeşil olmak zorunda. Karşılıklı olmak zorunda. Ya da yeşilde, yeşile göre yaparsam da tam şu arkadan baktığımda olan kısım beyaz olmalı. Yani yeşilin karşılığına beyaz düşmeli. Ya da beyazın karşılığına bu tarafa yeşil düşmeli. Yan yana gelmezler bunlar. O yüzden 3 de olmaz. Yani yalnız 2 çıkacak sorumuzun cevabı. Bursa'dan geldi dostlar. Evet, 9 numaraya bakıyoruz. Güzel bir yeni nesil soru. Yüzey alanı 476 pi santimetre. Kabuğunun kalınlığı 1 santim olan şekil 1'deki küre. Şimdi kürenin alan formülü neydi? 4 pi r kare. Kürenin alan formülü bu. Bu eşitmiş 576'ya. Şimdi pi'ye, daha doğrusu pi'leri silelim hemen buradan. Pi de vardı orada. 4'e bölersek 144 mi kalıyor? R kare 144. R eşittir 12. Yani bizim şu küremizin yarı çapı 12. E bunun kalınlığını 1 vermişse kırmızının yarı çapı ne olur? 11. Muhtemelen de kırmızının, evet, alanını soruyor. Dairenin alanı soruluyor. Kırmızı dairenin yarı çapı 11 ise alanı pi r kareden 11'in karesi 121 pi gelir. Şuna bakalım. Fotoğraftaki yüksekliği 4 birim olan sehpanın alt ve üst tarafları kare, yan tarafları ise eş ikizkenar yamuk şeklindedir. Üst tabanının bir kenarı 18. Tamam. Bize de iç bölgesinde ikizkenar yamukların alanı soruluyor. Şurada bir göstereyim. Burası 18. Şunlar da ikizkenar yamukmuş dostlarım. Şunlar. Bu yamuğun alanı soruluyor bize. Evet. Alt halıya temas eden karenin bir kenarı 12. Şu tabanın bir kenarı 12. Üst tabanda 18. Yükseklik de tam şunun ağırlık merkeziyle şuranın ağırlık merkezinin arası. Şimdi buradan... Evet, burada biraz şekil karışacak arkadaşlarım. Şimdi buradan şuraya bir diklik çizeceğim. Buradan şu 12'ye de bir diklik çizip şu yamuğun h yüksekliğini bulacağım dostum. Şimdi bu tam ortada olduğu için şurası toplam boydan boya 18'di. 9, 9 diye böldü. Prizmanın yüksekliğini 4 vermiş, şurası 4. Şu da yine ortadan 2'ye böleceği için burası 6. Bakın hemen buradan bir diklik çiziyorum şuraya.
6 ise şurası da 6'dır. Buraya 3 kaldı şu parçaya. Yükseklik 4. 3, 4, 5 oldu. Benim aradığım yamuğun yüksekliği 5. Şimdi alanı bulalım. Alt tabanı artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şurası ne yaptı? 30. 2'ye böldük. 15 çarpı 5'ten 75 geldi. Sorumun cevabı Edirne'den çıktı. Evet, test 7'yi gömdük. Hemen test 8'e geçelim dostlar. Şekildeki tabanı dikdörtgen olan piramit görülmektedir. AB'yi 4. Dikdörtgenmiş tabanı. Yüksekliği 5. Piramidin yüksekliğini de 5 vermiş. Piramidin hacmini de vermiş. X nedir diye soruyor. O zaman kolay. Piramidin hacim formülü taban alanı, yani 4 çarpı X çarpı yükseklik, yani 5 bölü 3'tü arkadaşlarım. Ve bu da 20 olarak verilmiş. 4 kere 5 20'dir. Şu 20'yi götürsün, 1 kalsın. X eşittir buradan 3 kere 1'den 3 gelir. Sorumun cevabı Adana geldi. Evet, ikinci sorudayız. Taban yarıçapı 2 ve yüksekliği 8 santim olan silindir içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli düzgün altıgen dik prizmanın yanal alanı. Şimdi bir silindir çizelim arkadaşlar biz şuraya hemen. Silindirimiz şöyle bir şey. Şimdi bunun içine bir düzgün altıgen çizeceğiz. Şöyle bir çizmeye çalışayım düzgün altıgeni. Şöyle bir düzgün altıgen. Taban yarıçapı 2 ise şu çapı 4'tür. Şuralar 2, 2 diye ayrılsın. Dostlar, düzgün altıgenin uzun köşegeni 4 çıktı. Biliyorum ki düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. O halde bir tane eşkenarın kenarı 2 birim uzunluğunda. Demek ki düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 2 birim. Yüksekliği de 8 vermiş. Yani ben bu düzgün altıgeni şöyle çizersem dostum, tabana da tabii bir düzgün altıgen gelecek. Şöyle rastgele çiziyorum kabaca arkadaşlarım. Şöyle bir prizma oluştu işte. Tabanı düzgün altıgen olan bir prizma çıktı karşımıza. Bu prizmanın yanal alanı. Dostlar, prizmaların yanal alan formülü tabanın çevresi çarpı yüksekliktir dostlar. Hemen tabanın çevresi düzgün altıgense tabanımız 6 tane 2 demektir bu, 12. Çarpı yüksekliği de 8 vermiş. 12 çarpı 8'den 96 bulduk. İkinci sorumuzun cevabı 96 geldi. Şuna gelelim. Evet, prizmanın, kesik prizmanın hacmini soruyor. Şimdi bu kesik prizmalarda şu genelde şu önden görünen yüzeyleri taban seçeriz dostlarım. Bakın, ben şuradaki yamuğu taban seçtim dostlar. Hatta şurası da 3'müş. Şurası da 4'müş. Yüksekliği de 4 oldu böylelikle. Şu tarafa yukarıya doğru giden de bizim yüksekliğimiz oldu 4. Şimdi taban alanı alt taban artı üst taban, yani 6 artı 3 bölü 2 çarpı yükseklik, yani 5. Buradan 9 bölü 2 çarpı 5'ten 45 bölü 2. E bir de bunu yükseklikle, yani 4 ile çarpacağız. 2'ler giderse 90 gelecek. Ceyhan'dan geldi prizmanın hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani burada yapman gereken tek şey tabanı şu önden görünen yüzey seçmektir dostlarım. Tabanı şu alt taraf seçerseniz, bakın alt taraftaki 4 kere 5 dersen, e yüksekliği neresi alacağım hocam? Şu 3'ü mü alacağım, 6'yı mı alacağım diye kafan karışıyorsa hiç düşünme. Önden görünen şu kısmı, buradan baktığında gördüğün kısmı taban seç. Gelelim buna. Dördüncü sorumuz. Ölçüleri 24-32 olan halı sahanın bir köşesine ve bu köşeleri oluşturan kenar çizgilerinin tam ortasına diyor. Tam ortalara getirmiş bu direkleri. 5-12 önde attı. Köşeleri direkten geri kablolar gelmiştir. Kabloların uzunluklarını soruyor. Tamam dostlarım. Şekle bakalım biz. Şimdi bu tam ortaya geldiyse şurası 16, burası 16. E şunu da tam ortaya diktiyse burası 12, burası 12 diye bölünecek. Hemen bakın, burada dik yamuk var dostlarım. Şurada bir dik yamuk gördünüz. Hemen dik yamukta ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Şu yüksekliği de biz indirdik. Burası 16, burası 5, burası 12, 12, 16, 20 üçgeninden şu kablonun uzunluğunu bulduk. Sıra geldi şuna. Şimdi buradan da buraya bir diklik çizeceğiz tabii ki. Şimdi yükseklik burası 12 ise şurası da 12. 17 olması için şuraya 5 kalacak bu sefer. E hocam, burası 12 ise burası da 12. 5, 12'den 13 gelecek bu kablonun da uzunluğu.
yandan görüldüğü için hani şuraya da çizebiliriz bunu arkadaşlar. Bakın şöyle bir 17 var, şöyle bir 12 var. Aralarındaki boşluk da 12, şurası 17. Şu kablonun uzunluğunu soruyor bize. Dik yamuk, hemen buradan 12'yi çizdik. Burası da 12 dedik. Buraya 5 kaldı. 5, 12, 13'ü böyle de bulduk, gösterdik. Bize de kabloların toplamı 20 ile 13'ün toplamını soruyor. 33'ü Denizli'den işaretledim. Ve geldim 5. sorumuza. Şekildeki düzgün kare piramitte AB 6 5 tamam, kare piramit, düzgün kare piramit dediği için tabanı kare. Piramidin yüzey alanını soruyor. Yüzey alanı dediğimiz bir kere taban alanı ile şu yandaki 4 tane ikizkenar üçgenin alanı. Taban alanı 6 kere 6'dan bir kere 36 var. Şimdi şu yandaki ikizkenar düzgün piramit dediğine göre buradakilerin her biri 5. Şu da 5, şu da 5. Şimdi şu ikizkenarın alanını bulalım. Tabanına bir yükseklik indirelim. 3, 3 diye bölsün. 3, 4, 5'ten 4'ü bulalım. Şimdi şu üçgenin alanı. Yüksekliği 4, tabanı 6 bölü 2. 24 bölü 2'den 12 geldi. E hocam bundan 4 tane var. 4 tane 12, 48 yaptı. 36 da benim taban alanımdı. Toplarsak 14 elde var 1, 84. Yani Edirne şıkkı doğru cevap geldi. Geçeriz 6 numaraya. Evet, paralel düzlemle kesilmiş dik koni çarpanlık merkezleridir. Buna göre koninin, bu kesik pis cismin hacmini soruyor bize dostlarım. Hemen şunu yapıyorum. Ben kesik piramitlerde önce kesilmeden önceki şu halini bir çiziyorum dostum. Benzerlik yapacağım bakın burada. Şurası 3 verilmiş, şurası 6. Yani yarısı tam orta taban dostlar. O zaman bu yan kenarı 2'ye bölmüştür. Yüksekliği de 2'ye bölmüştür. Demek ki burası da 4. Şimdi istersen benzerlik oranı 1 bölü 2, hacimlerin oranı 1 bölü 8 deyip de bulabilirsin. Ya da oradan kafam karışıyor hocam dersen, büyük koninin şu kesilmeden önceki bütün koninin hacminden üstteki koninin hacmini de çıkartabiliriz. Hadi biz bu dediğimizi yapalım. Büyük koninin taban alanı pi're kareden 36 pi çarpı yüksekliği 8 bölü 3. Hemen şunları sadeleştirdim. 12, 8 kere 12, 96 pi. Bu nedir? Büyük koninin hacmi. Şimdi şu üstteki, şu küçücük koni var ya, onun hacmini bulalım şurada. Taban alanı şurası. Pi're kareden 3 olduğu için yarıçapı 9 pi. Çarpı yükseklik 4 bölü 3. 3 kere 4, 12 pi'de bunun hacmi geldi. 12 pi. 96'dan da 12 pi'yi çıkartırsak kesik piramidin hacmini buluruz. 4, 84 mu oluyor arkadaşlarım? Bir daha. 4, 84 pi. Evet, 6. sorumuzun cevabı 84 pi. Yani Adana'dan geldi. Evet, test 8'in ilk 6 sorusu tamamdır. Geldik 7. soruya. Evet, kartonları yazmış, kesip katlamış, küp elde etmiş. Küpün masaya konulduğu üst yüzeyinde 5 yazdığına göre alt yüzeyinde yazan sayı kaçtır? Bakın dostlar, bunu birkaç soru önce anlatmıştım size. Şimdi şuna bakın demiştik size. Bunun gibi bir soru daha çıkmıştı. 5'in tam karşısına gelecek olan şey 5 ile ortak bir kenarı ya da köşesi olmayan şekildir. Bakın 3, 5 ile şu kenarı ortak. Demek ki 5 ile 3 yan yana gelecek. Yani 5'in ya şu tarafındadır, ya bu tarafındadır, ya bize dönük ön yüzeyindedir, ya da arkadaki şu yüzeydedir. Ama altındaki değildir. Yani şurası değildir arkadaşlar. Çünkü ortak birer kenarları var. E 2 ile 5'in de ortak kenarı var. Demek ki bunlar da yan yana gelecek. Karşılıklı gelmeyecek. Bakın 6 ile 5'in ortak bir köşesi var. Demek ki bunlar da yan yana gelecek. Karşılıklı gelmeyecek. 5 ile 1'in de ortak bir köşesi var. Demek ki bunlar yan yana gelecek. Karşılıklı olmayacak. Ama 4'e bakın dostlarım. 4 ile 5'in hiç alakası yok. Araya bir sürü kare girmiş. 2 tane kare girmiş araya en azından. Demek ki 4 ile ortak ne kenarı var ne köşesi var. O halde 5 ile 4 karşılıklı olacak. Yani 5 üstteyse 4 altta olacak arkadaşlarım. Ya da işte ne bileyim 5 sağdaysa 4 solda olmak zorunda gibi. Yani sorumuzun cevabı alt yüzeye gelen parça 4 olacak. Evet, 8 numaradayız arkadaşlarım. Hemen okuyalım.
Yukarıdaki yüksekliği 15 birim olan bir silindirin yan yüzeyine 30 derecelik bir açı ile eni 2 birim olan kırmızı bir kurdele sarılıyor. Buna göre şekildeki kırmızı kurdelenin çevresi. Oha. Güzel soru. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi önce şu kurdele kaç tur atıyor onu bir bulalım. Bakın şuradan başlıyor. Bir. Bu bir tur. Hop. İki tur. Hop. Üç tur. Dört tur atıyor. Bir de küçük bir parça geliyor. Dört tur artı küçük bir parça. Yani ben bunu şuraya çizmek istesem dostlar. Şöyle bir silindirin açılmış yüzeyini bir çizelim. Şimdi kurdele bir tur demesi bu baştan bu sona geliyor demek. Yani birinci turu şu kurdelenin arkadaşlar. Şöyle gelmiş. Şöyle de gelmiş. Bu birinci turu kurdelemizin. Şuradaki açısı da 30 dereceymiş hatta. Birinci tur bu. E 4 tane tur atacaksa bunun aynısından 4 tane daha yan yana çizeceğim. Şöyle 4 tane çizdiğimi düşünün arkadaşlar. Yer olmadığı için bu 4 tane olsun. Tamam, toplam 4 taneymiş gibi. Şu ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça. Bir de ekstradan sonu var arkadaşlar. Şöyle bir tane de sonu gelecek. Şu kadarcık daha sonunu ekledim. Şöyle bir şekil oldu bu. Evet, olayımız bu. Tabii şurada aynısından yan yana 4 tane açtığımı düşünün bu şekilde. 4 tane silindiri yan yana getirmişim gibi arkadaşlarım. Peki silindirin yüksekliği 15'ti. Şuradaki açımız 30'du. 30'un karşısı 15 ise 90'ın karşısı ne yapar? 30'un karşısı 15 ise 90'ın karşısı 30 yapar. Demek ki kurdelenin şuradaki uzunluğu 30. Kurdeleye bakarsanız bir paralel kenar dostlar. Hatta şurayı da söyleyelim. Bakın eni 2 birim ya, şurası 2. Demek ki 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Bakın paralel kenarın şu kenarıyla şu kenarını 4, 4 bulduk. E uzun kenarlarını 30, 30, 60. 4, 4 daha 8, 68 çıktı. Oh, güzel de bulduk. Güzel soru olmuş arkadaşlar. Değişik bir soru olmuş. Hoşuma gitti. Evet, 9 numaradayız. Bir branda yarım dik silindir şeklinde öne açık arkası kapalı bir çadır yapılmıştır. Yani öne açık arkası kapalı. Tamam. Şu arkada da şöyle bir daire var yani arkadaşlar diyor bize. Ve burası da kapalı. Unutmayın. Burada da kapalıymış. Tamam. Şöyle bir şey. Peki 4'e 8'i de vermiş. Buna göre çadırı yapmak için kaç metre kare branda kullanılmıştır? Yani bize bu şeklin alanını soruyor dostlar. Şimdi öncelikle bir kere şu pembe yan alan var dostlarım. Yan alanı nasıl buluyordum? Tabanın çevresi. Tabanın çevresi dediğim şey şu uzunluk. Tabanın çevresi yarım dairenin uzunluğu diyeceğim. Çarpı yükseklik. Yarım daire, yarı çapı 2 olduğu için bunun. Yarım dairenin çevresi 2 pi r, yani 2 bölü 2'den 2 pi. Çarpı yükseklik de 8. 8 kere 2 16 pi geldi. Artı bir de şu arkadaki yüzeyin alanı var dostlar. Burası da kapalı. Yani branda buradan da geçiyor. Burada branda yok. Burası boş. Ama arkada branda var. Bir de orayı kaplayacağız brandayla. O zaman bir de şuradan yarım dairenin alanını bulalım. Pi r kare bölü 2. R'miz 2 olduğu için karesi 4. 2'ler gittiyse 2 pi. 2 pi de arkadan geldi. Toplam 18 pi'lik branda gerekiyor bize. Evet, 10. sorumuz. Bakalım ne diyor? Fotoğraf yüksekliği 3 metre olan derslikte AB paralel DC. AB ile DC paralel. Tamam. Ve AB'yi 4 vermiş. Yüksekliğini 3 vermişti. BC'yi 7 vermiş. Şu arkadaki şurayı 7 vermiş dostum. Paralelse burası da 90 derece diyelim. CD'yi 5 vermiş. CD burası 5 vermiş. 4, 7, 5. Yüksekliği de 3. Evet. Olacak şekilde diyor ki okullardaki teorik derslerde her öğrenci başına 3,5 metreküp hacim olacak şekilde kontenjan tespiti yapılır. Yani bir öğrenci 3,5 metreküplük hacme sahip olacak diyor dostlar. Buna göre verilen sınıfın kontenjanı en fazla kaç olabilir diye de bir soru sormuş. Yani şimdi sınıfın hacmini bir hesaplayacağız. Önce bir sınıfın hacmini hesaplayalım. Bakın tabanı dikdörtgen diye düşünmeyin. Tabanı yamuk. Karşılıklı kenarları biri 4, biri 5. Yüksekliği de 7. Yamuğun alanı, taban alanı çarpı yükseklik yapıyorum. Tabanımız şu yamuk oldu. Yüksekliğimiz de 3. Taban alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik.
yüksekliği 7 bunun pardon. Taban alanımız 9 bölü 2. 9 bölü 2 çarpı 7'den 63 bölü 2. Bu taban alanı çarpı bir de bunu yükseklikle 3 ile çarpıyoruz dostlarım. Taban alanı çarpı yükseklik 63 çarpı 3 bölü 2 oldu. Bu bizim sınıfımızın hacmi. 63 çarpı 3 bölü 2. Bu sınıfın hacmi. Şimdi diyor ki bir öğrenciye 3,5 metreküp yani 7 bölü 2 metreküp olarak kabul edersen kaç tane bu öğrenciden gerekir diye soruyor. O zaman bütün sınıfın hacmini bir tane öğrencinin hacmine bölelim. Kontenjan sayısını bulalım. Peki ikiler gitsin. Hatta 7 ile 63'ü de sadeleştirelim. 9 kalsın. 9 kere 3 27 kişi bu sınıfa sığabilirmiş dostlarım. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, güzel bir gök gürlüyor dostlar. Yağmur yağacak, gelecek. Şimdi arkadaşlarım evde kalın, iyi çalışın. Lütfen iyi odaklanın. Başaramayacağınız bir şey değil bu ÖSYM'nin yaptığı sınav. Her türlü üstesinden gelirsiniz. Sağlıkla kalın. Önemli olan sağlık. Bu sene olmadı seneye. Seneye olmadı ondan sonraki seneye. Merak etmeyin. İllaki hayır neyse o zaman gelip olacak arkadaşlarım. Yeter ki siz sağlığınıza dikkat edin. Gerisini boş verin. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar.